arabalar. Ne kadar kira ediyorsunuz? Sağ olasın, benim işim var. Şey verin ya. 102 bin lira. Harbi mi? 15 bin ya. Sahip Erdoğan'a söyleyin. Kiralar ucuzlasın. 12 bin lira ödüyorum. 12 bin TL. Evet. Ne iş yapıyorsun o zaman, evde anlatırsın. Ya, videonun içeri devamında anlatırız. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sokaktayız. Aynı şekilde soru soruyoruz. Merhaba, ne kadar kira ödüyorsun? Serimizden devam ediyoruz. İnsanlara soracağız işte. Merhaba, ne kadar kira ödüyorsun? İşte 15 bin, 20 bin. Sorduktan sonra direkt eve geçeceğiz. Ev videosu çekeceğiz. İzin verirlerse. İzin vermezse geçemeyeceğiz. Devam ediyoruz. Sizden ricam arkadaşlar. Bu süreçte bana destek verin. Abone olun. Şura bıraktığım Instagram sayfamı da takip edin. Hadi videoya geçelim. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Sağ olasın, benim işim var. Peki abi. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Ya şey verin ya. Çekil, teşekkür ederim abi. Ne kadar kira ediyorsunuz? Kira? He. 32 bin lira. Harbi mi? Kaç artı 1? 3 artı 1. Peki evinizi gezme şansımız var mı? Gezme şansımız yok. Hay anasını satayım ya. İyi, teşekkür ederim. Ama bayağı pahalıymış kirası ya. Vallahi yani site olduğu için. He, güvenilir bir site olduğu için. He, öyle öyle. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya insanlar soruyor soruyor, kimse kabul etmiyor ya. Vallahi ya, işimiz zorlaştı artık. Eskisi gibi değil ya. Önceden kolaydı video çekmek. Merhabalar abi, ne kadar kira ediyorsunuz? Ben kira ödemiyorum kardeşim. Ev sahibi misin? Yok, abimin evinde kalıyorum. He. Şu bir gerçek ki yani ev sahipleri gerçekten çok azdılar. Abi yani, buradan onlara ne söylemek istiyorsun? Alıp da 17 bin lira bir maaş alan bir insan 10 bin lira kira verdiği zaman gel de geçilsin. Aynen öyle. Şimdi burada geçilemez. Ne diyeceğim bunları burada ya? Söğüt abi, işi rahat olsun ya. Abi küfür yok. Küfüre gerek yok. Küfüre karşıyım ama tamam, gerçekten abi. Yani şuradan ev sahiplerine sesleniyorum. Birazcık bak, vicdanlı olsunlar. Azıcık vicdan varsa, azıcık Allah korkusu varsa biraz da vallahi ya, indirim yapsınlar. Yani bir insan hem çocuğunu okutup hem okula gönderip hem bir sürü masraf edip geçinemiyorsa bunlar da artık ne diyeceğim ben. Vicdan yok abi ya, vallahi gerçekten yok. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Ne kadar kira ödüyorsun abi? Kira demiyorum da ev bizim kendimizin. Harbi mi? Peki değeri ne kadar? Değeri ne kadar? Şu anda 1,5 milyon falan var. He, iyi güzel abi, teşekkür ederim. Abla ne kadar kira ödüyorsunuz? Ne kadar kira ödüyorsunuz? Çok şu kiralar çok pahalı, ödeyemiyorum. Kaç para kira ödüyorsun? Şu an 30'un evin kirası ne kadar? Çok pahalı, 6 milyar, 7 milyar, 10 milyar. Abla 6'ın 7 bin TL az değil mi ya? Çok 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 çok. Peki, ödeyemiyorum. 15 milyar. 15 milyar. Evet abi, Tayyip Erdoğan'a söyleyin. Şu kiralar ucuzlasın. Sağ olasın ablam. Pardon, merhabalar. Bir soru sorabilir, çok kısa. Yani. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 12 bin lira ödüyorum. 12 bin TL. Evet. Peki ne iş yapıyorsun ya? Birçok işle ilgileniyorum. Kendimi geliştiriyorum her konuda. Bu arada bir şey söyleyeyim. Buradan gelen geçen sana bakıyor. Tardım bu arada çok iyi. Çok dikkat çekici. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir konseptimiz var. YouTube'da çekildi. Yeni başladık. Eviniz gezme şansımız var mı? Çok kısa. Tabii ki. Yani ev biraz dağınık ama yine ya, gösterebilirim. Hiç sıkıntı yok. O kapının önüne çeksek bile yeter. Yeter ki yani evini görelim. Tamam tamam, olur. Problem değil. Çekelim. Ev nerede? Ev yakın buraya. Tamam, araban var mı yoksa bizim arabayla mı gidelim? Sizin arabayla gidelim. Tamam, arabam gel. Yok. Taksi. Bu arada kaç yaşındaydın? 22 yaşındayım. İsmin ne? Melike adım. Melike. Evet. Peki aylık gelirin ne kadar yani? 100 bin lira, 150 bin lira falan. Ya o zaman bayağı iyi iş yapıyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun o zaman, evde anlatırsın. Ya, videonun içeri devamında anlatırız tabii. Tamam ki. Evde o zaman şey yaparız, gel gidelim. Bu arada ismin neydi? Adım Melike. Melike, benim. Evin burası mı? Evet burası. Harbi de buraya kaç para kira veriyordun? Buraya 12 bin lira kira ediyorum. 12 bin harbi. Evet. Girebiliyor muyuz biz? Tabii ki. Dur. Cezaevi. Harbiden bu nasıl bir kapı ya? Kendim bir şey de zannettim. Cezaevi. Ben burada kaldım bu arada. Sen mikrofonu ver bana istiyorsan. Evet. Düştüm o postanlarına. Merhaba. Son bir şey olmadı mı? Ben nasıl abi, kapıyı açar mısın? Aç, ücretli girişlerimiz. Aldı zannettim ya. Gerçekten evet, evim güzelmiş ya. Vay vay. Burada değil, ta en arkada. Ta en arkada mı? En arkada. Kanka kafam, manzara güzel kafam, değil mi? Kafam güzel. Geldiğimde çok zorlanıyorum burada yürürken. Ya dur ya, ben şey yaptım, gözüm kaydı biraz. Benim gözüm sana bir kayar. Görürsün. Yok şey değil ya. Adam modemi sökti getiriyor. Çok yürüyecek miyiz? Şu bina. Şu adres de vereyim mi istiyorum? İster bak takipçinin evine gele direkt basar yani. Yok. Arkadaşlar ağzını çekemedik, güvenlikçi izin vermedi direkt. Donumu düzelttim ya, ne var ya? Siz düzeltmiyor musunuz? I came to play to claim a brand new name. Oh,
And I can't lie to you. Aa, kediler, kediler. Kedi, kedi bir Isırmaz tane var. Değil mi? Yok ya, ne ısıracak? Pişt almanı okudum. Ya! Hayvan öyle davranmıyor. Ayakkabılarımı çıkartayım mı? Atarım. Atarım seni. Tabii ki de. Kedi atlasın. Hangi eve ayakkabıyla girdin, görüldün? Dur. Terbiyesiz. Hadi. Şuraya koy, oraya. Bu da Mişa. İnsan bir hoş geldin der ya. Kızım da şu an güzel baba adayları diyelim. Diyemez. Evet. Anahtarımızı da takalım. Takalım abi. Kedisi de çok tatlıymış. Tabii çünkü benim kedim. Dur şunu bu kadar ayakkabı senin mi ya? Abi buraya çeker misin? Bu nedir ya? Seviyorum. Kedi. Özellikle çocuğum. Bunu ne zaman giyiyorsun? Nereye yani gidiyor? Yani mekana giderken falan. Bunda kaç tane dövme var? Vücudumda 35-40 arası dövme var. Şöyle full body göstereyim. Maşallah, maşallah, maşallah. Biraz bronz açtım, tatilden geldim. Harbiden dövmelerin güzelmiş. Teşekkür ederim. Burası senin odan, 1+1. Buraya kaç para kira? 1+1 ev, 12 bin lira kira ödüyorum. 12 bin TL. Evet. 12 bin TL göre bence çok iyi. Diyeceksin niye? Mazere çeker misin? Hiç, şu anda hiç yani bu şekilde kiralar kalmadı yani. Ama harbiden manzara güzelmiş. Ama kedim çıkmasın. Çünkü kızağında ya şey yapabilir, atlayabilir. Harbiden 12 bin TL verilecek bir ev. Evet, manzara güzel. Manzara çeker misin abi? Çok iyi. Eser manzarası. Bir de ben. Bu manzara zaten ayrı bir değişik havası var. Güzel ya, süper. Evet, hadi gidelim. 12 bin TL bayağı güzel yani. Yatak odasını göstereyim. En sonunda oraya gitsek ya da... Ya da banyoyu da gösterebilirim. İlk başta banyoya geçelim, ondan sonra yatak odasını, sonra buraya gireriz. Tamam. Evet, git bakalım. Yani ne kadar düzenli bir yatak odam varmış ya. Biraz dağınım. Harbiden yok, biraz, dağınık değil, çok yok, düzenli. Dağınım. Bu arada sen ne iş yapıyordun sen? Ben bayan iç giyimle uğraşıyorum, e-ticaret. Bunlar korse. Bunlar ne oluyor? Korse ne oluyor? Evet, korse. Korse. Süper, tamam. Bunlar senin elbisen. Evet. Bayan daha iç... düzenliye baksana. Hayır, kanka. Hayır. Çeksene bunu kanka bir. Abi buna baksana ya. Acaba bütün kızlar büyüle mi? Artık insanları evet. Görecek yani evine. Olsun, göster. Bak burası düzenliymiş yani. Bak şimdi şaşırdım. O alt taraf sadece. Alt taraf sadece o kadar rezil etmeli kızım. Evet, o kadar da tamam, lütfen. Güzel. Aa, bu taş. Evet, şimdi... Allah'ım yarabbim, bu ne? Yani bayan ilişkiyim ekstradan... Bu, abi bu ne ya? Sen bunu kullanıyor musun? Fantezi dünyam rengarenk aşkım. Kanka bunu elemek ister misin? Bu ne? Bu da kart oyun. Yoksa şey mi? Ne? Aklındaki şey mi? Yani poker kağıtları aşkım, kumar oyunu. Tam bu barkodlar ne? Bunlar bak bu değil. Şu aradan bir tane seç bakalım. Bak mesela. Oldu. 2 dakika içinde partnerinin en çok tahrik olduğu bölgeyi bulmaya çalış. Mesela. Aa, bulmaya çalış. Bu tarz bir şey. Bulmaya çalışsana. Ne? Bulmaya çalışsana bir. Ben yok. Ben insan dışında şey yapmıyorum. İyi peki. Ya sen nasıl bir değişik insansın. Ya ben... Aa, çeksene onları. Ya kim arıyor beni? Ya ben kendimi geliştirmeyi çok severim. Ben bir iş yapmıyorum sadece. Dövme ile ilgileniyorum. İşte şu an DJ'lik eğitimi alacağım inşallah. Evet. Kendimi geliştiriyorum yani her konuda. Ama banyon küçükmüş ama güzel. Yani tek kişi yaşıyorum. Tek kişi yaşadığım için gayet bana güzel. Yetiyor. Şurada kedimin tuvaleti var. Burada işte saç maskelerim, vücut peeliklerim çok falan. Güzel. Çok iyi. Harbiden güzel. Peki burayı kendin mi döşedin yoksa? Kendim. Hepsini kendim yaptım. Mesela... Bunlar benim eski dövme dükkanımın tabloları. Oradan aldım. Bu tablo mesela kaç para ya da bu ne bileyim ya, televizyon kaç para? Şunlar benim bir erkek arkadaşımın hediyesiydi. Evet. Bunu ben kendim çizdim. Çünkü mükemmel bir insanım. Evet. Peki, başka? Televizyonu kaç para aldın? Ya var ya bunlar ne kadar aldım? 10 bin liraya aldım. 10 bin TL az evet, değil mi ya? Evet 10 bin lira. Yo iyidir bence gayet. O zaman sadece para mı verdin? Başka bir şey vermedin değil mi? Yani başka ne verebilirim? Ne bileyim alırken. Sen veriyor musun? Öpücük ben mü veriyorsun? Ben vermiyorum da hani 10 bin TL bayağı uygun bir fiyat. Bunu da bir tane arkadaşım yaptırdı. Egomun tatmin edilmesini de çok severim. Böyle kendi fotoğraflarımı sarışın aldım. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nasıl bir fantazim var ya? Bunlar ne ya?
Harbi çok değişik bir insansın yani. Ya. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing. Bu arada sana birkaç soru soracağız. Evet. Ne iş yapıyorsun tam olarak? Ne kadar gelirin geliyor? Ne kadar giderin geliyor gidiyor? Bunları bize söyle. Tamam. Ve sattığın ürünler ne? Onları göster bize. Tamam. Bayan iç giyimle uğraşıyorum. Kadın e-ticaret. Ekstradan mekanda dansçıyım. Dediğim gibi az önce de kendimi her konuda geliştirmeyi seviyorum. Peki ne satıyordun? Onu göster bize. Bayan iç giyim, dansçıyım. Ekstradan dövme yapıyorum. Şimdi bir de DJ'lik eğitimi alacağım. Her şey diyeyim mi sana? Senin her iş var ya. Evet evet var. Peki bize sattığın ürünleri göster bir de. Paranın, bana parayı seviyorum. Paranın bir de bir özel dansını da gösterirsin artık. Yani ufak bir gösterebilirim. Çok göstermem ama hadi. Ben getireyim o zaman birkaç tane ürün. Mesela kırmızıyı göstereyim. Bu ne? Yani bu güzel güzel bayanların kocalarının böyle gecelerini süslemek için. Peki kaç para satıyorsun bunu? Bu set halinde satılıyor. Bunlar. Tamam, bir seti kaç para? Yani alacaksın mı? Belki alacağım yani, kız arkadaşıma alırım yani. Sana yaparız bir şeyler. Kaç para olur? Yani yaparız bir şeyler. 1000 lira falan seti. Yani bir pakette işte. Bir iki pakette adet var. Renkleri var işte, mavi, kırmızı. Bence... Ondan sonra siyah beyaz falan güzel ürünler. Tamam güzel. Peki aylık gelirin ne kadar? Ne kadar aylık gelirim yani topladığında ortalama 100-150 bin lira falan rahat bir şekilde kazanıyorum. Tek sektörle ilgilenmediğim için. Her iş var sende. Var var. Peki başka bir şey, başka bir iş yapıyor musun? Ne bileyim. Yok hayır. İş, bayan iş giyim. Daha ne sayayım? Daha bir sürü iş saydım sana. Tamam yeterli. O zaman yani. son bize özel bir dans yap. Videoyu evet. Bitirelim. Tamam. Tamam okay. Ufak bir dans yapacağım. Müzik açalım o zaman. Bize en sevdiğin dansı yapacaksın değil mi? Yani twerk atacağım işte. Bir şey daha, merak ediyorum da. Gerçekten bunu ciddi bir şekilde söyleyeyim. Evet. Merak ediyorum. Bu düğmeyi yaptırırken elletiriyor musun? Oha parasını ben veriyorum tabii tamam, ki. Tamam yok yani ben birisinde duydum yani. Yani işlerini her zaman kötü kullanan insanlar var tabii. Bunlar her yerdeler. Elleyen oldu mu? Kötü yiyen ellesin. Elleyen olmadı mı? Yok ya parasını verip yaptırıyorum. Ne alakası var? Ne bileyim. Dövme zaten hani insanın vücuduna sanat kazıyorsun. O yüzden yani doğal olarak dokunuyor yani. Hani sen elletmiyor musun? Ben elletmiyorum. Düğmem yok ki benim. Ha, normal genelde. Ha, tamam. Ben elletiyorum. Tamam hadi meydan senin. İşi biliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Biz az önce ne gördük ya? Ya sende neler varmış? Her konuda yetenekliyim canım. Onu gördük şu an. O videonun sonuna geldik. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica gerçekten ederim. Sende her iş var. Yani arkadaşlar dövme desen, ne bileyim dans desen, e-ticaret desen. Tamam videonun sonuna geldik. Evet. Buradan ne söylemek istersin izleyicilere? Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.